Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Siteden kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Margin ve padding konularına gireceğiz şimdi. Margin ve padding'in ne olduğunu anlatmıştım. Padding bir içeriğin sınırıyla arasındaki boşluğu ayarlıyordum. Margin ise sınırıyla dışarıdaki herhangi bir elementin arasındaki boşluğu anlatıyordu. O yüzden burada onları anlatıyor. Bunu geçiyorum. Diyor ki mavi kutunun diyor paddingini diyor kırmızı kutudaki paddingle diyor eşitle diyor. Bakıyorum mavi kutu ve evet mavi kutu var. Gördüğünüz gibi kırmızı kutu padding %20, blue %10 10 piksel düzeltiyorum. Şimdi 20 piksel dediğimizde ne olduğunu görüyorsunuz. Artık yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan 20 piksel değerinde şey oldu. Gördüğünüz gibi değişti. Sınırla arasındaki boşluk. Yani bunu 40 yaparsak gördüğünüz gibi sınırıyla arasındaki boşluğu arttırıyor. Sınırı gördüğünüz gibi yukarıdakiyle aynı kalıyor. Ben bunu 20 yapacağım. Bunun birden fazla gönderimi vardı. Bu aynı zamanda şu demekti biliyorsunuz. Her taraftan ayrı 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 yazmak demekti. Ama bu tabii işin kısa tarafı da bu şekilde olduğu için onu sonraki anlatacağız. Bunu değiştiriyorum. Evet, bunu geçiyoruz. Margin'de gördüğünüz gibi dışarı ile arasındaki boşluktu bizim elementimizin. Diyor ki Blue Box'ın diyor marginini kırmızı marginle eşitle diyor. Gördüğünüz gibi Blue Box margin 10 piksel. Onunki 20 piksel. 20 yapıyorum bunu. Gördüğünüz gibi dışarı ile arasındaki boşluğu kendisi ayarlıyor. Gördüğünüz gibi 20 piksel. Margin ve padding'in arasındaki farkı anlamışsınız diye düşünüyorum bu görselle. Eğer bunu 40 yapsaydım gördüğünüz gibi kendisi bu tek bir parametre olduğu için 4 bölgeden de yukarıdan aşağıdan sağdan soldan olaraktan kendini ayarlıyor. O yüzden 20 piksel yaptığımızda da gördüğünüz farkı. Şimdi negatif margin veriliyor arkadaşlar. Bu çok kullanılan bir yöntem. Şimdi aslında ben margin konusu anlatırken de bundan bahsetmiştim. Şimdi diyor ki margin blue box'ı diyor 15 piksel olarak yap diyor. Margin blue box. Margin 15 piksel. Eksi 15. Eksi 15 piksel. Gördüğünüz gibi margin bütün taraflarından eksi 15 genişledi. Yani kendini içeri kapatmadı, dışarıya genişledi. Eğer şöyle bunu istersen eksi 55 yaptığımda neler değişiyor? Bakın tamamen kayboldu. Bazen elementleri bu şekilde kaybetmemiz gerekiyor. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Burada örneklerde sadece o eksi 15 pikseli yukarıya verebiliriz, sağa verebiliriz. Mesela şu şekilde daha çok anlaşılacağını düşünüyorum. Yukarıdan vermiyoruz. İşte sağdan veriyoruz. Sağdan da vermeyelim. Aşağıdan da vermeyelim. Bunlara 0 piksel. 0 piksel yazalım. Sadece left olarak eksi 15 piksel verdiğimizdeki değişiklikleri görmenizi istiyorum. Düzeltiyorum şöyle. 25 piksel olduğunda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi padding kayıyor gitgide. Gördünüz mü? Genişliyor. Umarım ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Ben de bu testi geçmek adına aynı eski haline getiriyorum ve testi geçiyorum. Her tarafa farklı şekilde margin ya da padding uygulama vardı. Padding gibi sadece bir parametreyi ifade ettiğimiz gibi 2, 3, 4 parametreyi ifade edebiliyoruz. Padding'i padding top, padding right, padding bottom, padding left olarak da uygulayabiliyoruz. Paddingler arkadaşlar dört tarafı uygulanırsa eğer saat yönü istikametinde devam eder. Yani yukarı aşağı sağ sol diye değil de yukarı sağ aşağı sol. Yani saat yönünde ilerler. Mavi padding için diyor. Mavi kutu için diyor. Yukarıdan ve soldan 40 piksel sağ taraftan ve aşağıdan 20 piksel verin diyor. Geliyorum buraya. Mavi şu
Şunu şöyle kopyalayayım arkadaşlar, tekrar yazmaktansa. Evet, diyor yukarıdan yukarıdan tam oldu. Yukarıdan ve soldan 40, sağdan ve aşağıdan 20 idi. Bu şekilde testi geçiyoruz. Farkını da zaten sağdaki ekranda fark ettiniz. Her margin de aynı mantık arkadaşlar. Yine aynısını istiyor bizden. Yukarıya ve aşağıya 40 ver diyor. Sağdan ve soldan 20 ver diyor. Burada aynısını yapacağımız için tekrar kopyalıyorum. Değişimleri sağdan takip etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi margin yukarıdan kendini 40 piksel gitti. Yukarıdan çakışmasını da anlatmıştım hatırlarsanız. Biri mesela üstteki kırmızılı kutu 50 piksel aşağı margin verseydi, yukarıdaki aşağıdaki mavi kutu yukarıya 40 piksel margin verseydi toplam 90 piksel olmuyordu. Maksimum değerini alıyordu ve arasındaki fark 50 piksel oluyordu. Bunu unutmayın. En büyük olanın değerine eşit oluyordu. Yukarı aşağı marjinde. Ama sağ solda toplamları oluyor. Bunu da unutmayın. Bu testi de geçmek için basıyorum. Gördüğünüz gibi bunu tek bir parametrede padding top, padding right diye yazmanız değil de bu şekilde yazabiliyorsunuz. Bu ilk parametre yukarıyı, sağı, aşağıyı ve solu bu şekilde saat yönünde devam ediyor. Diyor ki Blue Box diyor yukarı ve solu diyor 40 piksel, sağla diyor aşağı 20 piksel yaparak bunu da diyor saat yönünü istikametinde yazarak yapın diyor. Aslında tam bunu kastediyor. Bunu geçiyorum. Gördüğünüz gibi 20 piksel yukarı bu 40 piksel olacak. Yanlış oldu bu. 40 piksel yukarı 40 piksel sol. Evet, 40 piksel sol. Gördüğünüz gibi dördüncü parametre. 20 piksel aşağı üçüncü parametre. 20 piksel sağda ikinci parametre. Umarım sıralamasıyla mantığı kafanızda oturmuştur. Devam ediyorum. Marjinde de aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Yukarı, sağ, aşağı, sol şeklinde. Bunu da diyor aynı bir önceki gibi yapalım. Kopyalıyorum buradan. Margin vereceğiz, doğru mu? Evet. Margini buradan alayım. Margini Blue Box'a getiriyorum. Şunu satır içi girmesin. Ne diyor? Yukarı ve solda 40 olsun. Yukarı buydu. Son parametreydi 40, doğru. Aşağı ve sağ 20 olsun. Aşağı 20 zaten. Sağda 20 yapayım. Umarım anlamışsınızdır saat yönü istikametini. Şimdi arkadaşlar selektör konularına sonra geçeceğiz. Zaten bir önceki derslerde anlatmıştım. Soru çözmeyi bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın.